Business Cup TV ekranlarından herkese merhaba diyelim. Yine bir 51. dakika programında karşınızdayız. İkinci haftayı geride bıraktık. Birbirinden zevkli mücadelelere sahne oldu ikinci hafta. Şimdi onları konuşacağız. Her zaman olduğu gibi Buğra hocamla. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber Fırat? İyidir hocam. Sen nasılsın? Güzel, keyifli bir gün. Güzel karşılaşmalar oldu. Değerlendirelim. Hemen ilk maçla başlayalım istersen. Günün ilk maçı EDAK Ecza Kooperatifi ile JTI arasında. JTI ikinci galibiyeti uzandı. EDAK da zora düştü. JTI 6 puan. Gruptan kendini artık attı. EDAK için tehlike çanları fazlasıyla çalmaya başladı. Yine tatmin etmeyen bir futbol. Yine bir takım içi uyumsuzluk beraberinde mağlubiyeti getirdi. JTI bence gerekeni yapmaya devam ediyor. Çizgisini bozmadı. Başarılı bir futbolla 3 puan aldı. EDAK bence acil çözüm araması lazım. Yoksa bir mağlubiyet daha EDA evine gönderecek gibi gözüküyor. EDA yine beğenmedim bu hafta. Peki önümüzdeki haftalar için EDA'nın bu performansı umut verdi umut mi? Umut da vermedi. Bu performansı umut da vermedi. Yani iyi bir takım, iyi bir kadro yapısına sahip ama bir türlü istediği futbolu sahaya yansıtamıyor. Ama grup aşamasında artık bir şekilde patlama yapması lazım. Bunu da yapamayınca kötü sonuçlar ortaya çıkacak gibi gözüküyor. Yani EDAK çok çok acil toparlaması lazım. Fatura kesilir mi birilerine hocam? Fatura kesilir. Haftaya gelecek bir mağlubiyet daha. Faturanın ismini ben açıklarım o zaman. Kim olabilir? Şimdiden söylemez misin? Şimdiden söylemeyeyim. Etkilenmesin. Haftaya daha keskin olacağım EDAK'la ilgili. Ama EDAK acil toparlaması lazım. Acil toparlanması lazım. JTR'de yoluna devam ediyor. Kayıpsız 6 puan onlar için yeterli. Diğer maçları kaybetse bile gruptan çıkar da kaybetmez zaten. İyi bir şekilde yoluna devam ediyor JTR. Bakalım önümüzdeki maçlarda göreceğiz ne kadar ilerleyebilecekler. Diğer maç CMS Can Sanayi TPI arasında oynandı. TPI 7-2'lik galibiyetle yoluna devam etti. Geçen hafta Kodağa maçında 2-0'dan 2-2'ye yapmışlardı. Umut vermişlerdi. Zaten dikkat demiştim buradan. Bugün de CMS Can Sanayi takımını çok rahat bir futbolla net bir skorla mağlup etmesini bildi. Hak ettiği bir galibiyeti aldı. Puanla 4'e çıkardı. Gruptan çıkma aşamasında çok önemli bir avantaj sağladı. Aynı şeyleri CMS Can Sanayi için söyleyemeyeceğim. Çok çok uyumsuz bir takım. Ne yaptığı belli olmayan. 6 kişi geldiler. 6 kişi geldiler. Takımda bir bütünlük yok. En büyük etken buydu. Sorumlu Tolga Tuzcuoğlu mu hocam? Valla o gibi gözüküyor. Hani diğer takımda kaptan olarak. Kaptan takıma sahip çıkmıyor. Takım kötü futbol oynayarak kötü sonuçlar almaya devam ediyor. Bu gidişte gruptan çıkmaları biraz mucizelere kalmak üzere. Hı hı. Bakalım toparlanma içine girecekler mi pek de sanmıyorum. Bana göre CMS erkenden veda çıkmış. Gruptan çıkamaz mı hocam? Büyük ihtimalle çıkamayacak. Gruptan çıkamayacak diyorsun. TPI için de söylemek istersin. Yeni bir takım ve iyi de futbol oynuyorlar. İyi takım, genç bir takım. Dinamik bir ekip. Onlar bu sene damga vurabilecek takımlardan biri. Bir şampiyonluk için onlar için erken olabilir bir şampiyonluk ama bu takım iyi yerlere gelecektir. Bu sene olmasa bile önümüzdeki senelerde ama bu sene de onların başarıları beni şaşırtmaz. Bakalım peki ikinci tura çıkarlar gibi gözüküyor çıktı, zaten. Çıktı çıktı ikinci tura çıktı. Sonrasında nereye kadar gider sence? Ya, maksimum yarı finale kadar gidebilir maksimum. Final olmaz. Final olmaz, final olmaz daha erken final için. İlk turnuvadan olmaz diyorsun. Tabii canım bir kozandan çık bakalım böyle bir hemen uçmaya kalkma öyle bir önce bir yürü sonra uçarsın. Yavaş yavaş bunların ama belli olmaz. Kodağa için aynı şey söylüyorduk zamanında. Bir anda ilk organizasyonda tabii. İzmir şampiyonu oldu. Hani TPI için de neden olmasın ama diğer ekipleri göz önünde bulunursam tecrübe bakımından biraz onlar daha düşük ihtimal. Bakalım tabii ki eşleşmeler de bu. Tabii o çok önemli. Eşleşmeler çok önemli. O zaman daha sağlıklı yorumlar yapabileceğiz. Diğer maçla devam edelim. Pınaret Control Union Void takımıyla karşı karşıya geldi. Sağdan galibiyetle ayrılan Pınaret. Pınaret bu galibiyetle kendini gruptan attı. Gruptan çıktı. 6 puan yaptı. Kontrolde, Control Void'de mağlup etti. Control Union Void takımı beklediğimden daha iyi performans sergiledi geçen senelere göre. Onların da alacağı bir galibiyet bu gruptan çıkmalarına ön ayak olabilir. Formalarını çok beğendim ben. Formaları çok beğendim. Güzel de bir ekip, centilmen de bir ekip. Hani güzel bir karşılaşma oldu. Pınaret ilk organizasyonda 2'de 2 yaptı. Onlar için bir güzel bir başarıdır. Bakalım ileriki turlarda eşleşmelerden de zaten değerlendireceğiz.
nasıl bir yolu izleyecekler. Ama çok ekstrem bir büyük bir başarı beklemiyoruz. Mert Olbey'i de hırslı gördük bir hırslı, yerde. Her zamanki gibi hırslıydı yine. Golünü de attı bugün. Kalede Fethi Bey vardı. Fethi Bey takımın o da önemli isimlerinden biri. Bakalım ya, onlar için bir galibiyet yeterli olur. Kontrol boyutu için bir galibiyet yeterli olur. Bence iyi başladılar. Kötü başlamadılar. Karamsarlığa kapılmasınlar. Mağlubiyete rağmen karamsarlığa gerek olmaz. Pınar Et'in ilerleyen haftalarda ikinci turdan sonra. İkinci yani şöyle bir şey, Pınar Et'i biraz takım yaş oranını yüksek buluyorum. Yani bu onları etkileyecek gibi gözüküyor ileriki turlarda. Hı hı. Şimdi rakipler daha da çetin olmaya başlayınca biraz oyundan düşme ihtimalleri olabilir. Yeni bir ekip. Onlar için de bu sene bir çeyrek final başarıdır. Başarıdır diyorsun. Bakalım gidebilecekler mi oraya kadar. Diğer maçla devam edelim. Koda Bilişim MNG Kargo arasında oynandı. 7-4'lük Koda'nın galibiyeti. Koda geçen haftaki tuzağa düşmedi. Hı hı. İşi ciddiye aldılar. Daha etkili bir performans. Yıldızlar ön plana çıktı. Hı hı. Güzel bir galibiyet aldı. 4 puan yaptı. Onlar için de grup aşaması yavaş yavaş çözülmeye başladı. Hı hı. MNG'ye değinmek gerekirse geçen seneye oranla daha iyi bir MNG. Daha iyi istekli bir MNG. Biraz toparlanmış. Toparlanmış. Yeni isimler de takıma dahil olmuş. Daha bir takım havasındalar. Hı-hı. Bu gerçekten önemliydi. Onlar için de ben daha şansının devam ettiğini düşünüyorum. Sonuçta daha ilk maçını oynadı. Daha önünde 3 tane maçı var. Toplanacak toplamda 9 puan var. Hı-hı. MNG'nin bir galibiyeti yanında da bir beraberlik koyarsa kendini gruptan atar. MNG'yi kötü bulmadım, öyle söyleyeyim. Koda şöyle söyleyeyim, her zaman finale aday bir ekip zaten. Tabii. Bu sene için Koda için ne söylersin? İkinci maçtan Koda sonra. Koda için bugün dikkatimi en çok çeken şey şu oldu. Koda'yı diğer senelere oranla Koda bu sene çok rahat gol yiyor. Evet. Bu benim dikkatimi çekti. Daha çok kapanan bir takım vardı. Kapanan bir takım, daha çok kontraları benimseyen bir takımdı. Hı hı. Daha az gol yiyordu. Bu sene daha fazla gol yemeye başladı. Gol de atıyor ama gol de yiyor. Bu gol yeme sorununu çözemezlerse ileriki turlarda onlar için sıkıntı yaratabilir. Yediklerinin fazlasını atamayabilirler. Problem yaratabilir. Bunun en büyük etkisi bence Hakan'ın takımda olmaması. Neden yok hocam? Bir bilgi var mı? Asker demiş. Askere gitmiş. İzine gelmiş. Onu gördüm. Hı hı. Hakan defansı topluyordu. Evet, toplar, önemli bir isimdi. Ama tabii Koda da bir kişinin üzerine kurulu değil illaki. Onun da diğer arkadaşlar eksiğini kapatıyor da. Buradan Gökhan Hoca'nın bence takımı biraz daha savunmaya yönelik biraz daha çalışmalar arttırması gerekiyor. Ki şampiyon olduklarında da zaten savunmalarıyla ön plana. Evet, savunma Yunanistan'a benzetmiştik. Hı hı. Biraz savunmaya dikkat diyorum. Buradan Koda'ya güzel bir galibiyet imzalattılar ama savunmayı önlemlerini arttırmazlarsa ileriki turlarda sıkıntı yaşayabilirler. Evet, istemeden yedikleri iki tane gol arkaya çıkaramayabilir. Diğer maçta da gerçekten çok sıkı bir maç oldu. Esbaş Deka Dijital. Deka Dijital ilk defa sahaya indi Business Cup'ta. Esbaş 2-0 kazandı ki Umut Uzen'in performansı da benim dikkatimi çekti. İyiydi. Ne demek istersin? İyiydi. Esbaş ilk maçındaki beraberliği bu maç aldığı galibiyette telafi etmiş oldu. 4 puan onlar için güzel bir skor oldu. Deka Dijital'in şanssızlığı bu gruba düşmesi oldu. Ölüm grubu. İlk organizasyonu iyi bir ekip izlenimi verdi. Dirençli bir ekip izlenimi verdi ama... tecrübeli ekiplerin olduğu gruba düştü. Onlar bu gruptan kendilerini bir şekilde yukarı atarlarsa onlar için başarılı olacaktır. Bir de güzel bir eşleşmeyle belki çeyrek finali görebilirler. Sonrası? Sonrası için çok ekstra bende bir şey yaratmadı. Ümit vermedi. Ümit, yani ümit vermedi diyerek dirençlerini kırmak istemiyorum ama tecrübeleri ihtiyaçları var. Öyle söyleyeyim. Hı hı. Kötü bir ekip değil. Bence bu mağlubiyet onları demoralize etmemeli. Sonuçta iyi bir ekip oynadılar. İlk maç 2-0 bitti. Kalkıp da 8-0 da bitmedi. Diğer haftaya bence daha iyi hazırlanıp bir 3 puanla tanışabilir diğer hafta. Onları da çok kötü bulmadım yani negatifleri. Esbaş'ta gerekeni yaptı. Galibiyet 4 puan. Onlar da yoluna emin adımlarla devam ediyor. Esbaş geçen seneye oranla 2 maçta sence daha mı iyiydi, daha mı kötü? Yani Esbaş ileriki turlarda biraz daha... Burada Gürkan'ın da bir sakatlığı oldu. Evet, geçmiş olsun orada olsun buradan. Diyelim. Umarım çok ciddi bir sakatlığı yoktur. Esbaş zaten zaman ilerledikçe daha çok açılan bir ekip. Onlar da şu an biraz rölantide gidiyor. Bence biraz tempoyu arttırırlar gibi gözüküyor. Arttırmaları da gerekiyor. Hedefleri çok yüksek. Yani Esbaş için de çok olumsuz bir şey görmüyorum şu an için. Bakalım ilerleyen haftalarda daha da netleşecek tabii ki. Diğer maç Korsinsaf'la Folkart arasında oynandı. Korsinsaf'ın 6-0'lık bir galibiyeti ki uzaktan şutlarla mükemmel. Çok güzel yakından takip ettim maçı.
Muammer Kaptan yine attı gollerle maça damgayı vurdu. Aynı şekilde diğer oyuncular da. Tam bir takım oyunu vardı. Folkart'ı yakaladılar. Yıktılar adeta. Folkart'a buradan ben artık sitem etmek istiyorum. Ya. Ne demek istersin hocam? Bora Bey yine ilginç açıklamalarda bulundu. Bora Bey buraya futbol oynamaya mı geliyor? İzleyelim. Bir Folkart takımından Bora Bey'in röportajda maç sonrasında söylediklerine uzanalım. Sonrasında yeniden buradayız. 6 tane yedik. Ama yani halı sahada oluyor bunlar bazen. Yapacak bir şey yok. Varsa arkadaşlar soru alayım. Soru Bora hocam, çok iyi oynamanıza rağmen neden 6 tane gol yedik? Ya şimdi önce basın arkadaşlar, basınca meslektaşlarına teşekkürlerimizi bildirelim de. Şimdi hocam, ya hava bazen baskın oluyor. Şimdi statı değiştirmek lazım yönünü. Rüzgar aldık biz. Oysa tribünleri dik hale getirsek çok daha başarılı olacağız yani. Çok basit yani. Tabii gerekli konuları konuşacağız. Federasyonla konuşacağız. Bir dahaki maçta herhalde daha iyi olacak yani. 6 tane yememek için bir şeyler yapacağız herhalde. Oh. Evet hocam. Ya şimdi şöyle söylemek istiyorum. Çok esprili bir insan, çok kaliteli bir insan, çok herkesi neşesini yerine getiren bir insan da buraya futbol oynamaya mı geliyor, makara tukara yapmaya mı geliyor, ben onu anlamadım. Şöyle bir söylenti vardı, hafta içinde rejime girmiş, maça kadar 2 kilo vermiş. 2 kilo vermiş, sen inandın mı? Bilmiyorum. Ben inanmadım. Hiç vermemiş gibi. Bence hiç vermemiş, hatta biraz daha almış. Yemeği seven bir insan, ben de seviyorum yemeği. Ama mücadelesi hoşuma gitti. Hırslı oyundan. Takımdaki çoğu insan, çoğu kişiden daha fazla koştu. Fazlasını yaptı. Ama hani artık takımdaki ciddiyeti de oyunculara aktarması lazım. Mesela forvette Serhat vardı. Güzel de pozisyonlara kaldı. Cömert Çarşı at be kardeşim artık yani. Bunları da atamazsan sen daha ne yapacaksın yani? Ben buradan forvet eleştiriyorum. Şöyle bir, ben maç içerisindeydim biliyorsun. Bir oyuncudan şöyle bir şey geldi, duydum ben kulağımda, kim olduğunu söylemeyeceğim, ismini vermeyeceğim, ne hangi mevkide oynadığım belli değil, bu nedir ya, o kadar artık böyle bir isyan geldi. Ben ismini oldu. Vermek istemiyorum ben o futbolcunun, ama ben tahmin edebiliyorum ismini ama açıklamayacağım. Açıklayayım mı? Söyle hocam, tahmin sonuçta, sen tahmin edeceksin. Yok söylemeyeyim şimdi, söylemeyeyim. Belki ileriki zamanda söyleyeceğim. Şimdi şey yapayım. Bu takım içinde bir kopukluğun da oldu. Takım içinde kopukluk var zaten. Mağlubiyet alıyor takım. Burada burası eğlence yeri. Tamam kabul ediyorum. Onda bir sıkıntı yok. Çok güzel. Herkese örnek olması lazım da. Artık biraz ciddiyet ya. Hani 6-0 mağlup olmuşsun ya. Biraz farklı. Yani 6-0 ya. Yani burada kötü anıları olan insanlar olabilir 6-0 ile ilgili de. Ama artık Folkart'ın da bir galibiyet, iki maçlı gol atamadı da. Yani binalar dikiliyor, 43 katlara yükseliyor da artık bir yerde bir patlama da bekliyorum ben Folkart'tan. Yani çok centilmen bir ekip. Hani Folkart yakaladığını atamazsa fazlasını yiyor zaten. Yani yakaladığını at artık. At ki, yani Mora Bey de her maç sonunda 4 yıldız, 5 yıldız istiyor da. Yani ne yapıyor? Takım için gol mü atıyor yani? 5 yıldız hak ediyor mu sence? Hak etmiyor mu? Bence hak etmiyor. 2,5 yıldız. 2,5 yıldız onun için yeterlidir. Artık Folkart'tan ben bir patlama bekliyorum. Artık haftaya da bir patlama gelmezse ben patlayacağım burada yani. Bu arada Bora Bey hakkında da konuştuk. Ona da söz hakkı doğdu istediği zaman. İstediği zaman cevap verebilir. Yani şunu söyleyeyim. Folkart haftaya da beklenen performans sergileyemezse burada ağır şeyler söyleyeceğim. Ne gibi hocam? Yani çok ağır konuşacağım artık Folkart'la ilgili. Bence bunu bilsinler, ona göre oynasınlar. Bakalım önümüzdeki hafta, birazdan ona geleceğiz hemen. Çok hızlı önümüzdeki haftayı da değerlendireceğiz. Diğer maçla devam edelim. Ve Bastu, CMS Cant, Makina bu sefer diğer takım. Makina sanayinin açıklarını topluyor. Öyle söyleyeyim yani. Firmaya ayak tutan Makina. Sanayi yerlerde. Hatırlar mısın hocam? Kura çekiminden önce de CMS Cant, Makina evet. Oyuncuları. Emre Bey. Emre Bey. Tolga Bey'in, sanayiden olan Tolga Bey'in yeteri kadar iyi bir lider olmadığı ve şimdiye kadar CMS'nin başarısız olma sebebi olarak haklı, onu göstermiş. Adam haklı. Ben haklı bugün de hak verdim. Neden hak verdim? Yanlış kadro seçimi yıllardır CMS'yi başarısızlıkları sürükledi. Bunun en büyük faturası Tolga Tuzcuoğlu'dur. Ben burada CMS ailesine sesleniyorum. İyi ki takımları ayırdılar. İyi ki mi? Bir başarı yapabilecek bir takım yaptılar en azından. CMS sanayi takımını da yine kötü yola sürükledi Tolga'dan. Burada iki maç iki mağlubiyet. Olacak iş değil. Emre Bey'in ne kadar
düşünceleri de doğru oldu. Bir daha ortaya çıkmadı mı? Hani bugün göremedik kendisini. Bugün göremedik. Önemli değil. Bu arada tabii Tolga Bey'e de söz hakkı doğmuş oldu. Şimdi burada ne diyecek merak ediyorum şahsen. Bu röportajda bir cevap verirse çok seviniriz aslında. Yani yıllarca başarısızlık, takımı bilinmezliklere sürüklemesi, artık buradan CMS ailesi de yeter dedi. Yeter dedi yani. Onlar da tak etti. Hani bence sanayiyi de bırakması lazım. Takımı da bırakması lazım. Bilmiyorum. Bence eldivenleri artık rafa kaldırma zamanı teknik geldi. Teknik tarafa mı geçsin bitti, artık? Bitti. Yani teknik tarafa da geçmesin. Bence tribünde artık destekçi olsun. Evet. Çocuklar da Business Cup'la büyüdü. Onları da gördüm evet. Bugün. Business Cup'la zaten beraber büyüdüler. Birkaç sene önce Tolga Bey'in çocuğu Business Cup günü doğum yapmıştı. Evet. Maça gelmiş. Çocuk futbol oynayacak şey yaşa geldi. Tolga kaptanı hala değişmedi ya. Buradan ben eleştiriyorum Tolga kaptanı. Ciddi eleştiriyorum yani. O da artık bir takıma bir ağırlığını koysun yani. Bu takım galibiyet alamadan mı gruptan çıkacak? Çıkamayacak mı yani? Gruba mı veda edecek? Sıfır ne yapacak? Galibiyet. Olacak iş değil. Yani bence sıfır galibiyet alır, puan alamazsa CMS Can Sanayi büyük olaylar çıkar fabrikada. Karışır mı? Büyük karışır. İsyan başlar. Tolga Bey'e karşı. Tolga Bey'e karşı isyan başlar. Içinde. Fabrika içinde. Fabrika içinde. Fabrika içinde. Büyük ihtimal işine de son verilir. Hocam onu bilemeyiz ya. Bence. Takımda başarısız benim fikrim bu. Bilmiyorum yani. Ona görüşürüz. Tabii bir şey diyemem de benim fikrim bu. Bakın Webasto için hocam ne diyorsun? Webasto için ne dememi istersin? Bilmiyorum hocam sen İlk ne izlediysen. İlk maç 3 puan almışlardı ama biraz onun şeyine kapıldılar tabii bence. Şimdi dünya bambaşka. Business Cup dünyası gerçekler başka. Gerçekler başka. Şimdi galibiyet güzel bir galibiyetti. Bu hafta kendine geldi. Webasto kendine geldi. Buranın farklı olduğunu bir kez daha gördü. Ama onlar da zaten kendilerinden çok ekstra bir başarı beklemiyor bu sene için. Gördüm ki onlar için çeyrek final çok ekstra bir başarı olur. Özverili bir ekip, centilmen bir ekip. Bugün oynamadılar. İstediklerini sahaya yansıtamayınca böyle bir sonuç ortaya çıktı. Normal. Şaşırmadım. Bekliyordum zaten. Bekliyordum. Mağlubiyeti bekliyordum. Ama biraz ağır mağlubiyet oldu. Umarım bu mağlubiyetten ders çıkarlar hafta için. Eğer çıkarmazlarsa haftaya aynı skorla yine karşı karşıya gelebilirler. Hocam birazdan bir geçtiğimiz haftadan da bir kesit izleteceğim. Şimdi son maça geçelim. Geleceğim ona. Ülkü grup Roy Laps'ın son maç 6-1. Roy Laps'ın yoluna devam etti. Roy 4 yaptı. Beğendim. Roy Rapson'u beğendim. Güzel bir galibiyet imzattılar. Ülkü grup geçen maça göre hayal kırıklığı yarattı bende. Çamlı evet. Maçını daha iyi oynamışlardı. Hı-hı. Bu maç daha iyi bir performansı bekliyordum. Olmadı. Onlar da 2-0'la yoluna devam ediyor. Aynı şekilde bu takımda bir patlama ihtiyacı var. Serkan Kaptan da bir başına top darbesi evet, aldı. Evet o geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Umarım ciddi bir şey yoktur. Tehlikeli yani. Ülkü grup. Evet. Kararmış. Ülkü grup da beni hayal kırıklığına uğratmaya devam eden. Roy Robson'a ne diyorsun hocam? İyi bir ekip. İyi olmuşlar. Bence hani artık Mehmet Düşür önderliğinde. Mehmet Bey önderliğinde. Feruk Kaptan yandan destekliyor. Feruk Kaptan yandan her yerden desteğini veriyor. Onun için yer önemli değil. Takımın her zaman yanında. Artık bu takımın başarıya ihtiyacı var. Bu takım başarı istiyor. Ama bizim takım elbiseler gelmedi. Evet hocam geldi mi takım elbisen? Gelmedi. Bana takım elbise falan gelmedi. Yani ben böyle bir olay görmedim ya. Bir iddia kazandı sonuçta. Skandal. Bu arada şunu da Kodağ'ın yemeğe gelmedi. Yemek iddiası kazandı. Sözünde durmuyorlar mı hocam? Yok. Durmuyorlar. Kesinlikle durmuyorlar. Roy Robson'dan takım elbiseler gelmedi. Skandal diye nitelendiriyorum. Binlerce takım elbise üretip de iki tanesi bize gelmiyorsa olacak iş değil. Yazıklar olsun. Pazar günü buraya getirmesi gerekiyor değil mi? Yani artık benim ne diyeyim ben ne dememi bekliyorsun? Artık diye bir şey de demek istemem yani. Kaç artık anlarlar ya. Yani. O takım elbiseler haftaya buraya gelmezse ben çok ağır konuşuyorum. Başlıyorum. Gelmediği için buraya. Başlıyorum. Yeter diyeceğim yani. Başlıyorum. Buradan yetkililere sesleniyorum ben. Buradan Mehmet Bey'e, Feruk Bey, canın sağ olsun. İstediğin takım elbise oluyor diyor. Hani nerede takım elbise? Benim bedenim belli, şeyim belli yani. Onu bile getir yani. En kötü bir blazer ceketi bile razıyız yani. Onu bile razıyız yani. Bir güzel blazer bile razı. Yok ne, şaka bir yere neye razıyız ki? Biz takım elbise kazanmadık. Sen kazandın hocam. Sen de kazandın. Beraber mi kazanmıştık? Biz bütün değil miyiz yani? Doğru bir takımız. Şimdi ben alacağım sen almayacaksın. Teşekkür ederiz. Buradan sesleniyorum Roy Robson'a. O takım elbiseler buraya gelecek. Folkart'la da bir iddiaya girsen kazansan bir daire kapsan. Girelim mi? Ne diyorsun? Burada Bora Bey'e sesleniyorum. İddiaya girelim mi? Bir dairesi iddiaya girelim mi? Bakın Roy Laps'ın için öyle dedin. Şimdi ben geçen haftaya gitmek istiyorum çok kısa. Gidelim. Geçen hafta maçları tek tek skor şey vermiştim. 2-3 tane hep patladım gibi hissediyorum. Patladım mı? Bakalım. Patladım. Bir beraberlik vardı. Beraber bir tane maç yok zaten. O da maç kendilik patlamış oluyor. Ben bir şey hatırlıyorum. Bir hemen ona gidelim. Oranın güzel çünkü. Sonrasında gidelim. Görüşlerini alacağım. Tamam. Bir hemen geçen hafta Burarca bu hafta maçları için neler demiş ona bir bakalım. Sonrasında buradayız. Tamam. Hemen ikinci haftaya bakalım.
Edak GTA ilk maç. GTA. CMS Jant, makina, TPI. TPI. Pınaret, Control Union Void. Pınaret. Koda, MNG Kargo. Koda. Esbaş, Deka Dijital. Esbaş, Deka. Esbaş kazanır. Alır mı? Esbaş tecrübeyle mi? Tecrübeyle kazanır. Corsin, Sub, Folkart. Corsin, Corsin alır artık. Ve Basto, CMS Jant, makina. Sıfır olur. Beraber mi? Beraber biter, sıfır biter. İddialı bir. Skor vereyim mi? Ver hocam. 2-2. 2-2 biter mi? 2-2 biter. Tamam, ben notlarımın arasına aldım. 2-2. Ya zannetmiyorum yanılasın çünkü sen çok fazla yanılmıyorsun böyle. Beraberlikler de biraz oran düşük ama severim düşük oranlı şeyleri yakalamayı. Beraberlik. Bakalım önümüzdeki hafta göreceğiz. Son maçta ülke grupları Roy Raps. Bu maçta da bir beraberlik kokusu aldım ya. Kazanırsa Roy kazanır. Alırsa Roy Raps'ın alır ama alırsa, beraberlik daha mağdur. Beraberlik biraz daha alırsa Roy alır. Evet hocam, bir şeyde CMS Jant makinede beraberlik demişsin. Yanıldım. 8'de 7 kötü bir oran değil benim için. Çünkü ekstra bir beraberlik tahmini yaptım. Onda da yanıldık, olabilir. İnsanız biz de. Tabii ki de. Yanılmışlıklarımız Roy Raps'ın var. Roy Raps'ın maçı içinde beraberlik kokusu alıyorum dedin ama kazanırsa Roy kazanır dedim. Biraz açık uçlu konuşursun. Evet, biraz ya. Öyle yaparım arada açık uçlu konuşurum. Çifte şansı garantiye alırım kendime. yani kötü değildi benim için. Beklediğim gibi bitti maçlar açıkçası. İstersen bir aç haftaya bir değerlendirelim. Haftaya 8'e 8 yapayım artık. Ondan önce hocam şunu soracağım ben sana. D grubunda ikinci hafta. Veda çek takımı açıklayayım mı? Evet, öyle demiştin. Bir onu almak isterim senden. Hemen puan durumunu da söyleyeyim. Roy Raps'ın 4 puanda. Esbaş 4 puan. Çamlı Bay geçmişti 3 puan. Deka Dijital 0. Ülkü 0. D grubuna veda edecek takım Deka Dijital veda eder. Deka Dijital gruptan çıkamaz mı diyorsun hocam? Bence çıkamaz. Bu Ülkü, Ülkü Deka maçı belirler. O maçı da Ülkü kazanır. Ülkü kazanır, Deka gider diyorsun. Deka gider. Bakalım önümüzdeki hafta göreceğiz. Bunu da notların arasına aldık. Hızlıca son haftaya geçelim. Yani önümüzdeki haftaya geçelim son bölüme. Üçüncü haftadaki maçlar hocam yine geçen hafta gibi. 8'de 8 var mı? Yapayım. 8'de 8 yapayım artık. Artık zamanı geldi. Artık zamanı geldi. 8'e 8 hak ettik. İlk maçla başlıyorum. Pınaret, Lisi. Lisi artık patlama yaşar. Patla. Bugün de geldiler. İki antrenmandan oldu, gelmişler. Oldu. Aynen öyle. Lisi alır diyorsun. Folkart, CMS, Jant, makine. Makine alır. Makine alır. Bora Bey yine yanılır. Yanılır mı diyorsun? CMS, Jant, Sanayi, MNG, Kargo. MNG yener. Yener mi? MNG yener. Tolga Bey artık iyice evet, iyice dar harcına doğru gider. Dar harcına doğru. Öbür maç TPI PFW. Evet, güzel bir maç. Güzel maç. Valla bu maçta ilk düşüncem sıfır. Kazanırsa TPI kazanır. Çifte şans mı verdin? Kazanırsa TPI kazanır. 0-2 çifte şans. Alırsın 1-0 çifte şans. 1-0 pardon. Edak, Control Union, Void. Bu da sonucu yani, zor tahmin edilebilecek kesin, bir maç. Artık Edak bence... Galibiyete artık gider. Yani bunu da yenemiyorsan benim yeneceğim yani. Kim yeneceğim? Bunu da yenemiyorsan zaten gruptan veda eder. Bakalım. Bu maçı kazanan gruptan çıkar bu arada. Öyle mi diyorsun? Bunu da dipnot belirteyim. Bu maçı kazanan gruptan kritik çıkar. Kritik bir maç. Kazanırsa Edak kazanır. Kazanırsa Edak kazanır. Diğer maç Ülkü Grup Deka Dijital. Dediğim evet. Maç. Evet. Önümüzdeki hafta. Kritik maç yapmış. Bilmiyorum önümüzdeki hafta. Aa, bence haftanın en önemli maçlarından biri. Evet. Bence Ülkü artık kazanır ya tecrübesiyle. Dediğin gibi bu maç gruptan çıkmayı belirleyecek. Şu iki maç, o arka arkaya olan iki maç gruptan çıkma maçları bana göre bence Ülkü Deka yener. Ülkü yener ve gruptan çıkar. Deka Dijital gruplar, grup maçları bitince veda eder diyorsun. Bana öyle geliyor. Çünkü diğer rakipler çok zor. Çok zorlu evet. Bakalım önümüzdeki haftalarda göreceğiz. Roy Raps'ın Çamlı Pınarbalık ciddi bir maç. Çamlı alır. Çamlı alır mı? Roy Raps'ını söndürür. Bu kenetlenmeyi vesaireyi. Ya kenetlenme de bozulma olmaz, o ayrı bir konu da. Ya Çamlı Roy Robson'dan daha üstün bir takım bana göre. Daha kaliteli bir ekip. Takım elbise gelmediği için mi böyle diyorsun hocam? Takım elbise gelip gelmemesine bir alakası yok yani. Ben her zaman düşüncelerimin arkasında olan bir insanım. Göksel Hoca böyle maçları daha iyi oynar. Çamlı kazanır. Çamlı alır diyorsun. Son maçta Agzonobel'le Webasto arasında. Hani sen de ne olur? Yani Webasto olur diyemem. Bir de deseydin, Agzor çok rahat kazanır. Rahat alır. Agzor çok rahat kazanır ve Webasto iyice kendine gelir.
İyice bir ben neredeyim? Ben neredeyim? Yani buradamışım der ondan sonra. Bakalım göreceğiz. Güzel maçlar olsun öncelikle yani tek temennim o. Aynen öyle. Yine 11.30'da başlıyor maçlarımız. Son maç 18.30'da oynanacak. Bay geçen takımlarda Esbaş, JTI, Kursinsaf, Koda diyelim. Ve son olarak söylemek istediğim bir şey var mı hocam? Güzel bir hafta geçirdik. Bütün takımlara teşekkür ederim gösterdikleri centilmen futboldan dolayı. Bir tane kırmızı kart var MNG'de. O da pozisyon icabı oldu. O da zaten özür dileyip çıktı. Çok centilmen organizasyon geçirmeye devam ediyoruz. Bundan dolayı herkesi kutluyorum. Umarım böyle devam eder. Hiçbir şekilde tatsızlık olmaz. Herkes hak ettiği sonucu alır. Hak etmiyorsa zaten alamayacak. Onun haricinde türbinleri biraz daha maçlara davet ediyorum. Biraz daha kalabalık zaten. Daha da kalabalık olsun. Güzel şey bir hafta çok, geçirelim. Bu hafta şey çok güzeldi. Kursinsaf'ın taraftarlığı. Evet kesinlikle. Galibiyeti en çok getiren kenardan biri de buydu zaten. Çoluğuyla, çocuğuyla, eşiyle. Herkesi ben bütün türbünü, bütün maçlarda böyle görmek istiyorum ya. Keşke öyle olsa. Maçlar seyirciliği çok daha güzel. Kesinlikle aynen öyle. Bugün ben Esbaş'tan bir atak bekliyorum. 25. yıl. Evet Esbaş'ı ben türbünleri boş görüyorum. Evet boş. Eskiden böyle niye olmazdı. Niye böyleydi? Ben Şükrü Bey'e oradan sesleniyorum ya. Şükrü evet. Bey yani devreye girin lütfen. Türbünleri daha da dolduralım. Daha da dolmasını bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim Fırat'cığım. Rica ederim. Önümüzdeki hafta yine beraber görüşelim, olacağız zaten. Görüşelim. Teşekkürler hocam yorumlar için. Bu haftalık da 51. dakikanın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeniden görüşünceye dek hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar.